Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Miraç Ayaz, Elazığ'daki inşaat sektörünün sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelge ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik rapor alınmasının zorunlu hale getirilmesi amacıyla deprem bölgelerinin inşaatlarını durdurmuştu. İçişleri Bakanlığı ilk genelgenin ardından ikinci bir genelgede devam eden inşaatlardan karot alınması ve buna ilişkin bilgilerin teknik rapora eklenmesi istendi. Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Miraç Ayas yayımlanan genelge ile ilgili yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın müteahhitleri müteahhitlere düşmanlık yapmayacağını düşündüğümüzden ötürü şu soruyu istemeden de olsa sormadan yapamıyoruz. İçişleri Bakanlığı ne yapmaya çalışıyor dedi. Ayaz, Elazığ'da yapı inşaatlarının durdurulmasıyla birlikte nitelikli işçiye ulaşma sıkıntısı yaşayan inşaat sektörü temsilcileri müteahhitlerinin Elazığ'dan ayrılan nitelikli personellerini kaybettiklerini söyledi. Konut stoğu tükenen Elazığ'ın deprem bölgesi olmasına rağmen göç almaya devam ettiğini anımsatan Ayaz, yeni ve hasarsız konut imkanı yeterince sağlayamazken Hukuken ve teknik olarak da tam bir koruma sağlayamayan bu tedbirler uzun vadede de vatandaşın konutlarına ulaşması hususunda büyük engeller teşkil etmektedir dedi. MİRAÇ'AŞ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygulamalarıyla tüm inşaatlarda ebis sistemi yerinde ve teknik ekiplerin nezaretinde alınan taze beton numuneleri laboratuvarların elinde mevcutken hangi numunenin hangi inşaattan, hangi kattan, hangi gün ve hangi saatte dahi alındığı kayıtlıyken numunelerin kırım işlemleri ASELSAN tarafından üretilmiş özel cihazlarda tam ve anlık kayıt altında yapılırken yeniden karot alınması suretiyle inşaatların ilave denetiminin yapılması istemek üstelik 3 ayda zorla bitecek bu işi bir ay içerisinde bitirilsin diye genelgeyle yayımlayıp geçen 15 günde adım dahi atmamak müteahhitlerin ekiplerini kaybetmesine ve çok büyük sorunlar yaşamasına neden olacaktır ifadelerini kullandı.